Sayın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanım, Sayın İl Ticaret Müdürüm, Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosum, Mersin Konsolosum, besteki odalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, Türkmen yurdu olmasında sanatı, ilmi ve eğitimi bir arada harmanlayan ahilik, imanın ilimle beslenmesi, çalışma ile şekillenmesidir. İnsanların en hayırlısı insanlara yararlı olandır. Prensibiyle hareket eden ahilik, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızı düzenleyen, bizlere yol gösteren değerler manzumesidir. Değerli misafirler, bugün burada ahilik geleneğini yaşatmak, insanı merkeze alan bir kültürü gelecek nesillere aktarmak ve pirimiz Ahi Evran'ın felsefesini anlamak ve anlatmak için bir araya geldik. Bu anlamda bir okul ve yaşam biçimi olan ahilik, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'e hazırlanırken sanat, ticaret ve iş hayatımıza rehber olacak, toplumsal birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek değerleri içerisinde barındırmaktadır. Ahilik, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla sanat, ticaret ve iş hayatımızda kaliteli ve standart üretimin, müşteri memnuniyetinin, mesleki eğitimin önemini vurgularken sosyal ve kültürel hayatımızda cömertliği, dürüstlüğü, kardeşliği bizlere öğütlemektedir. Ve sanatkarımızın refahını arttıracak, işlerini geliştirecek, esnaf ve sanatkar kesimine özel, koruyucu ve geliştirici tedbirleri içerisine alan, sürekli ve çözüm odaklı olan reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Esnaf ve sanatkar kesimine devletçe verilecek her türlü destek karşılıksız kalmayacak, toplumumuza istihdam ve katma değer olarak geri dönecektir. Değerli misafirler, ahilik toplumda orta tabakanın refah içerisinde yaşamasını isterken toplumun topyekün kalkınmasını da hedeflemektedir. Böylelikle toplumda zengin ve fakir farklılığının en aza inmesi, refahın toplum içerisinde adil bir şekilde paylaşılmasını desteklemektedir.
Bunun içinde insanın bir mesleği olmasını öğütlemektedir. Mesleği olan insan, üreten, başkalarına muhtaç olmayan insandır. Esnaf ve sanatkarlar tarih boyunca çıraklık, kalfalık ve ustalık sıralamasından geçerek mesleki bilgi ve becerilerin nesiller boyu aktarılmasını sağlamışlardır. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için üretmek zorundayız. Üretim ise sanatkarlıkla, ustalık ile mümkün olmaktadır. Çocuklarımızın, gençlerimizin meslek sahibi olmalarını özendirmeliyiz. Günümüzde mesleğini iyi yapan, mesleki bilgi ve becerisini geliştiren, teknolojik yenilikleri takip eden ustalarımız her daim aranan, itimat edilen, saygın ve sorunlara çözüm bulan kişiler olmuşlardır. Bu yüzden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak mesleki eğitimde Mersin'in güçlenmesi, uygulamalı eğitimlerin teşvik edilmesi için faaliyetlerimiz ve projelerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu konuda Mersin'in bütün kurum ve kuruluşlarını mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için seferberliğe davet ediyorum. Mesleki eğitimi gelişmiş, güçlü esnaf ve sanatkar yapısına sahip bir ülkede işsizliğin azalacağı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürekli ve kalıcı bir hale geleceği unutulmamalıdır. Amacımız, ahilik ilkeleri ışığında kaliteli mal ve hizmet üreten, kendini yenileyip geliştiren, yaratıcı rekabet edebilen, güvenilir bir esnaf ve sanatkar topluluğu yaratabilmektedir. Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte Mersin'imizde büyük bir gelişim ve ilerleme kaydetmektedir. Mersin bu gelişimiyle ülkemizin sosyoekonomik yapısındaki payını her geçen gün artırmaktadır. Tabii ki her alanda olduğu gibi gelişme ve kalkınmada da başarı, özverili çalışma gerektirir. Bu noktada esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin ve ilimizin gösterdiği bu gelişimde kalkınmada yoğun emekleriyle büyük katkı sağlamaktadırlar. Bugün kutlamasına başladığımız Ahilik Haftamız, ecdadımızın medeniyet tarihine armağan ettiği birçok değer arasında sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı her yönüyle kapsayan bir sivil yapılanma kurumu olan Ahilik, en önlerde gelen bir teşkilatımızdı. Ahilik, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit muameleyi öngören, çalışmayı ve alın teriyle kazanmayı düzenleyen bir etik ve ahlak kuralları manzumesidir. Ahi Evran Veli, çalışma hayatımızı şekillendiren Ahilik Teşkilatı'nı akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurmuş, insanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma tohumları ekmiş, bütün değerleriyle ahiliği Türk milletine has bir kültür hazinesi haline getirmiştir. Aradan 8 yıl geçmiş, çırağımız büyümüş, kalf olmuştur. Git git. Evlat. Bundan sonra
ahi heyetine haber verelim de ustalığın olsun. Ustalık törenini yapalım. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.